Dağın eteğine giderken orada ölüm şeye ilaç aramaya çıkıyor. Hangi otu söyledim, ot kendi ses veriyor. Ben filan ilacını, filan derdi ilacı, filan derdi geri söyledim. En sonunda ölüme çare buldu. Allah, Cenab-ı Allah dedi, işte şey, Cebrail Aleyhisselam'a der ki, dedi ki, ya bu ölüme çare de buldu. Yani kavuş. Cebrail geliyor köprünün ortasına yakalıyor. Ya diyor sen nereye gidiyorsun diyor. Ya işte ben ölüme çare bulmuş gidiyorum. Peki diyor sen Cebrail'in nereye olduğunu biliyor musun? Ya diyor ya sensin ya benim diyor. Öyle deyince kanadı kitaba vuruyor, kitap ırmağa düşüyor. Kavuşana kadar üçte biri anca buluyor yani. Okey. Kimi zaman biziz dinler tarihinde ve efsanelerde Lokman peygambere veya Lokman Hekim efsanesinin de doğduğu yerdir. Şimdi Lokman Hekim Bisiz Köprüsü'nde giderken, yürürken karşısına Cebrail geliyor. Konuşmaya başlıyorlar. Lokman Hekim çok sevinçli çünkü ölüme çare bulduğunu zannediyor. Defteri koltuğunun altında Cebrail aniden bir kanat çırparaktan o defter suya düşüyor. Tabi Lokman Hekim çok üzgün. Şimdi bir zaman sonra o defterin sayfalarını galiba sahilde bulmuşlar hemen Irman sahilinde. Birkaç parça kağıt parçası kalmış. Orada yazılı olan sözler bugünkü tıbbın kaynağı diye bilinir. Yani o bir tarihi olay, bir efsane gibi anlatılır. Dolayısıyla ölüme çare bulunan yerin de Misis olduğunu yani anlatır efsaneler ve tarihi kaynaklar. Şimdi Çukurova'daki Ceyhan Nehri üzerindeki Misis Köprüsü tarihi antik dönem paralarına göre milattan sonra 250'li yıllarda yapıldığı hakkında bilgiler var. Adana Taş Köprüsü Oxentius'un yaptığı şekliyle milattan sonra 380'li yıllar diyebiliriz. Yani arada yaklaşık 130 yıl fark var. Misis Köprüsü çok daha eski. Ondan kısa bir zaman sonra Adana Taş Köprüsü yapılmış. Yani köprülerin görünüşe baktığımız zaman bu köprüler 1600-1700 yıldan beri kervanların geçtiği, tarihin yaşandığı dünyanın en eski köprüleri. Çukurova'daki Taş Köprü ve Misis Köprüsü yapıldığı zamandan itibaren 6 medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Roma, Bizans, Abbasi İslam, Haçlı, Ermeni, Ramazanoğlu ve Osmanlı dönemleri. Bu köprülerde bütün medeniyetlerin hatıları vardır. Bakın şimdi ilerideki taş köprünün sırtında 1840'lı yıllarda bir tamirat sonrası o zamanki Osmanlı bayrağı bir taş üzerinde oraya konmuş. Bayrak sevgisini anlatıyor.